Biraz. Ne kadar süren adaya varmamız? 20 dakika sonra oradayız. Adaya yükselişimiz mi? Öyle. Şu tatsız deniz yolculuğuna meraklı değildim ama mecbur oldum. Yoksa iflas edeceğim. Ya, İsmail'iniz! Cafer iş bilir ıhı. Tamam! Sizi hiç görmemiştim ama adınızı çok duydum. Bizim adadaki yetiştiricilerden mal satın alıyorsunuz, değil mi? Parasını peşin peşin ödüyoruz da malı alamıyoruz bir türlü. Gönderilenler ya bozuk ya da eksik çıkıyor. Bu işin sırrını öğrenmek için geliyorum adam. Ne oluyor? Bir şey mi var yoksa? Niye gülüyorsun? İki aile arasında düşmanlık çizildikçe sizin mallara yapılan sabotajın arkası çizilmez. Bilmece gibi konuşmayı bırak da anlat. Kim yapıyor, neden yapıyor sabotajı? Ecerim, gönderilen mal ateş oğulların ise barut oğulları tarafından tahrip edilir. Yok eğer barut oğulları mal cındırı ise bu sefer ateş oğulları daha yola çıkmadan onu işe yaramaz hale getirirler. Belki sebep? Sebep ne buna? İçi aile arasında asırlardan beri sürüp çiden ezeli bir düşmanlık var. Ada içiye bulunmuştur. Yarısını barut oğulları, diğer yarısını da ateş oğulları idare edeyim. Saçma şey bu. Neden düşman olmuşlar? Sebebi meçhul. Onu belki kendileri de bilmeyler. Allah'tan kan akmaz. Onların kanı akmıyor ama benim paracıklarım havaya gidiyor. Böyle devam ederse iflas edeceğim. Bunları barıştırmak lazım. Hadi yaşlılar neyse ama ailelerin çocuklarına bu nefretin manasız bir şey olduğunu anlatmak lazım. Onlar daha ateşli. Musa Ateşoğlu'nun Çeylan adında bir kızı var ki hakiki ateş yanında soğuk kalay. Tek başına o yeter kan davasına. Allah'ın aladık babacığım. Allah'ın aladık halacığım. Taskere yavrum. Yalnız barut oğulları da balığa çıkacaktı. Dikkatli ol. Korkma sen baba! Ben çıkarım balığa, onlar döner alığa. Motorlarına benzin yerine kezzap doldurttum, ne haber? Ey lan, pazar yerinde mal satış edeyi. Değme tüccarıyla su dökemez. Malla bak, malla! Derya'nın kuzuları bunlar. Canlı canlı oynar oynar bu balıklar. Taze mi balıklar? Deminden beri ne söylüyoruz bey baba? Daha üzerindeki deniz suyu kurumadı. Bu kalkanlar erkek mi, dişi mi? Nikah mı kıyacaksın babalık? Hayır ama erkeğe lezzetli olur da. Öyleyse nüfus kağıtlarına bak da öyle al, ha? Yaman kızdır Yaman! Sen onu asıl keyifli olduğu geceler babasının lokantasında göreceksin. O güzel sesiyle şarkıya bir başladı mı her şeyi büyüler. Sana karşı hislerim birden değişti. Artık geri dönemem, iş işten geçti. Sana karşı hislerim birden değişti. Artık geri dönemem, iş işten geçti. Sevdim seni laf aramızda. Sevdim seni laf aramızda. Senin aşkın yüzünden uykularım kaçtı. Senin sevdan başıma bak ne işler açtı. Senin aşkın yüzünden uykularım kaçtı. Senin sevdan başıma bak ne işler açtı. Sevdim seni laf aramızda. Sevdim seni laf aramızda. Ya o kıza görmeden hayran oldum. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Hem bu kadar güzel, hem bu kadar akıllı, hem de bu kadar sevimli. Nasıl oldu evlenmedi? Canın işi bu felli olmay. Belki de henüz kalbinde yatan aslanlar aslamadı. Dolaşan laflara tak olursa, babası Çeylan'ı Ayvalık'ta yaşayan Rüstem diye birine vereymiş. Ya, kimmiş bu Rüstem? Ben de tanımıyorum. Söylenenlere göre hayvancılık edeymiş. Harun Keter de sencinmiş ya. Öyle bir düğün yapacağız ki Ayvalık Ayvalık oldu olalı böyle şenlik görmeyecek. Yaşa be Rüstem, bütün düşmanları çatlatalım. Çatlatacağız elbe. Hele Barıkçıoğlu Haşim'a hırsından bıyıklarını yiyecek. Yesin domuz oğlu domuz. Kayınpeder, pazar günü topla milleti gel. Şöyle çalgılı, oyunlu bir ziyafetle söz keselim. Tamam mı? Tamam. Peki. Barut oğlu Haşim ağa, bu evlenme işini duyunca ne yaptı? Zaten adı Barut, patladı patlaymış hasetundan. Biliyorum, bana nispet olsun diye yapıyor ama altında kalmam. O kızını para babası Rüstem'e verirse, ben de oğluma para babası Osman Han'ın kızını alırım. Evet ama şey, yalnız bak... Şey ne? Ne eksilin öyle nasır ezilmiş otobüs yolcusu gibi? Bakalım Doğan Zarife'yi beğenecek mi?
Neden beğenmesin? Nesi varmış zarifenin? İyi kız, hoş kız ama biraz şişman. Ne çıkarmış şişmansa? Babasında çuvalla para var hanım, çuvalla! Mübarek kız değil darphane! Canım, bizim paraya ihtiyacımız yok ki! Ateş oğulları servetini çoğaltırken seyirci kalamam. Aman. O kendine zengin damat bulduysa, ben de kendime zengin gelin buldum. Evet ama... Veli! Veli! Buyurun efendim! Sırıtma! Doğru postaneye gidip İstanbul'a Doğan'a bir telgraf çekeceksin. Baş üstüne efendim! Sırıtma dedim lan! Bu Doğan denen delikanlı hep İstanbul'da mı kalır? Hem de çocukluğundan beri tahsilini orada etti. Adaya hiç gelmez. Sebep? Babası Ateşoğlu'nun kızı Çeylan'la aralarında bir yakınlık falan olur diye korktu. Oğlanı adadan uzaklaştırdı. Allah Allah! Demek ki oğlan bu Ceylan'ı tanımıyor desene. Nereden tanısın? Adadan ayrıldığı zaman her ikisi de küçücüktü. Telgraf Doğan Bey. Saat kaç? 11. Sende hiç insaf yok mu yahu? Adam bu saatte uyandırılır mı? Neden somurttun Doğan? İdam hükmü giyen biri gülmez herhalde. Peder evlenmem için adaya çağırıyor beni. Ne olacak şimdi? Herhalde genç yaşımda intihar edecek kadar budala değilim. Aklımı peynir ekmekle yemedim. Öyleyse oğlan da bugün yarın gelir adaya. Eli kulağında, iki aile arasında düğün savaşı başlar. Savaşa falan paydos artık. Onlar aralarında tepişecek, Cafer iş bilirim malları zarara uğrayacak ha. Kararım karar. Adaya bu aptalca düşmanlığa son verdirmek için gidiyorum. Mallarımın tek gramının dahi zararına müsaade etmeyeceğim. Onun çeseleyim sana! Hayır! Hayır! Bu iş böyle devam edemez! Hay Allah'ım yarabbim! Bu gördüğünüz malların hepsi benimdi. Barut oğullarından almıştım. Son kuruşuna kadar hepsinin parasını ödedim. Bu adamlar eğer anlaşmazlarsa ben mahvoldum demektir. Ne olur, her iki aileye haber gönderip kendileriyle görüşmek istediğimi söyler misin? Pekala. Cafer iş bilir adaya gelmiş, bizimle görüşmek istiyormuş. Ne çıkar bundan? Kıl herifin tekidir. Allah bilir malları iskelede görünce kim bilir ne sinamekilik etmiştir. Aman, boş ver baba. Ama en iyi müşterimiz. Ona karşı hassas davranmamız lazım. Barut oğullarını unutma. Onlar boyuna yağ yakıyorlarmış herife. Ben de geleyim senle. Barut oğulları yağcıysa ben de ballarım serseri. Ben de geleyim abi. Demek bizleri barıştıracakmış ha? İki aileyi ancak ölümye düştürür. Barut oğulları ateş oğullarına ancak silahla hitap eder. Ama gel de anlat. Hem bizlerle hem ateş oğullarıyla aynı zamanda konuşmak istiyormuş. Demek öyle. Mallarının tahribatına çok kızmışmış. Kes şu mışmışları be aptal. Kes de anlat daha neler dönüyor. Güya ateş oğullarıyla barut oğullarını barıştıracak ya da bizlerle alışverişten vazgeçecekmiş. Hah. O zaman tut kelim perçeminden. Herifteki kafaya bak be. Ateşle barut bir araya gelir mi? Bir araya geldiler mi bum! Kes lan! Bırak gevezeliği de git topla bizimkileri. Toplantıya kalabalık gidelim. Onların arasını kimse bulamaz. Görün bakın şimdi ben meseleyi nasıl halledeceğim. İşte ateş oğulları geliyor. Barut oğulları da geliyor. Şu hale bak, bunlar görüşmeye mi yoksa harp etmeye mi geliyorlar? Hala onları barıştıracağını sanıyor musun? Bakalım, bir deneyeceğiz. Çavuş, sen önce usulen bizi bir tanıştırıver. Bugün adamızda kıymetli bir misafir var. Adını hepiniz bilirsiniz. Muhterem tüccar Cafer İşbilir. Bunlar da adamızın kıymetli ve büyük aileleri... Barut oğulları ve Ateş oğulları. Ateş oğulları? ...ve Barut oğulları. Hayır çavuş haklı. Önce bizim adımız söylenir. Barut oğulları ve Ateş oğulları. Hayır! Önce Ateş oğulları. Önce Barut oğulları.
Görüyorsun ya başefendi, kavgaya önce onlar başlıyor. Ama onların adı şey... Bizden sonra söylenir. Pekala, pekala, bırakın şimdi. Hepinizle tanıştık işte. Şu sebepsiz düşmanlıktan vazgeçin artık. Asla, hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Ama sonunda başınız derde girecek. Onu Ateşoğullarına söylesen. Bu toprağı kinle sulayan sizsiniz. Asıl sizin içiniz düşmanlıkla dolu. Yeter! Kesin artık yoksa fena olacak. Evet, fena olacak! Yani böyle devam ederse sonunda iflas edeceğim. Düşmanlığın sebebini öğrenirsek belki bir çaresini bulurum. Aa, bak anlatayım. Ben söyleyeyim daha iyi. Söyle. Hayır, ben anlatacağım. Durun, teker teker. Sen beni dinle, beni. Ha, dinliyorum. Bu düşmanlık yeni değil. Bir, iki veya dört asır önce başlamış. Ya, o kadar oldu demek. Tabii ya. Benim dedemin, dedesinin, 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 dedesi Tayfur Kaptan... Barutoğullarının dedesinin, 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 dedesi tarafından sırtından bıçağı. Yalan, yalan söylüyor. Bıçağı ilk çeken Ateşoğullarının dedesinin, 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 dedesi. Asıl yalanı sen söylüyorsun. Çünkü bu adada herkes bilir ki senin dedenin, dedesinin, dedesinin, dedesi gözü kanlı bir hayduttu. Ne, ne dedin? Bunu bir daha söylersen ağzını toprakla doldururum. Aa, bizim ellerimiz armut mu topluyor? Biz de kökünüze gaz döküp topunuzu yakarız. Dedemin dedesinin dedesinin dedesine haydut diyemezsin. Yalan mı yani? Doğruyu söylemek işinize gelmez tabii. Durun, durun, bağırmayın. Şu dedeler meselesini pek anlayamadım. Teker teker konuşalım. Ya ben... görmüyor musun? Kan akıtmak için nasıl tahrik ediyor bizi? Bağırmayın canım. Soyuma küfrettiniz. Soyumuza küfrettiniz. Sen karışma. Ağlıyı söyledik! Az bile söyledik! Sakin olun! Hepiniz susun, teker teker dedik! Evet, evet, teker teker dedik! Sen anlat! Deden de kalmıştık! Hayır, benim değil! Dedemin dedesinin dedesinin dedesinde! Dedenin dedesinin dedesinin dedesine! Yeter artık be! Şu dedeleri bir tarafa bırakıp da barışın, olsun bitsine! Barışmak mı? Kim demiş? Ölürüm de Ateşoğullarına selam vermem! Sanki biz barışmaya çok meraklıydık da! Ha, sanki biz de çok meraklıydık! Aferin Ceylan! Ver ağızlarının payını! Böyle bir kız evlat Barut oğullarınınki gibi... ...10 erkek evlada bedeldir! Oğlumu ağzınıza almayın, fena olur ha! Sizden gelecek fenalık çuvalla gelsin, ne olur yani? Yapmayın! İlle kavga istiyorsanız biz hazırız! Biz de hazırız! Herkes evine! Herkes evine! Herkes! Bundan sonra kavga çıkaranı hemen deliye tıkacağım! Hadi dağılın bakalım! Hadi dağılın be! Allah kahretsin! Halacığım, yakışıklı mı acaba? Kim? Kim olacak? Nişanlanacağım adam. Ne diyeyim bilmem ki yavrum. Zevk meselesi bu. Bana sorarsan bir erkekte güzellik en son aranacak şeydir. Küçükken hep benimle evlenecek olan bir prensten bahsederdin. Söyle ne olur, nişanlanacağım adam bir prens kadar yakışıklı mıdır? Ne bileyim ben kızım. Eğer onu beğenmezsen ben dünyada evlenmem. Tabii yavrum. Mutlu olman için elimden geleni yaparım. Bana güvenebilirsin. Hadi şimdi uyu bakalım.